radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bugün senin doğum günün. Yazan Serap Işık, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Serhat Nalbantoğlu, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Canan Başak Akbay, Kübra Begüm Topçu, Kevser Meltem Baytok, Adam Ahmet Türkoğlu, Müdür Osman Nuri Ercan. Canan. Şşt. Uyudun mu? Rüya görüyordum. Sen neden uyumuyorsun? Yatağın ortasında oturup kalmışsın. Aa, geceliğini bile giymemişsin. Buradaki son gecemiz. İyi, bunu söylemek için mi uyandırdın? Biliyorum. Son gecemiz. Ne olacak ki? Ne mi olacak? Yarın pırdıya uçacağız. Kimsesiz iki kızın yetiştirme yurdundaki son gecesi güneşin ilk ışıklarıyla bitecek. Uçup başka bir yere konacaklar. Yepyeni bir hayata doğru birlikte kanat çırpacaklar. Öyle değil mi? Ben de senin gibi şanslı olsam böyle derdim. Hakikaten sanki sihirli bir değnek dokundu sana. Sana da. Yarın buradan çıkacağız ve koruyucu ailemizin bize verdiği evde oturmaya başlayacağız. Sen işe başlayacaksın, bense üniversiteye. Benim değil, senin koruyucun. Bize değil, sana verildi o ev. Ben de senin olan bu nimetten yararlanacağım. Bundan sonraki hayatım senin iki dudağının arasında. Bunları mı kurup duruyorsun kafanda? Biz bugüne kadar her şeyi paylaşmadık mı? Bugüne kadar. Bugüne kadar eşittik de ondan. Artık eşit değil miyiz? Bak şu yatakhaneye. Bak, ne görüyorsun? Senin gördüğünü. Yıllardır burada yaşıyorum. Bakmam bile gereksiz. Ne var ne yok ezbere biliyorum. Kutlarım. Zaten ortada ne var ki? Birbirinin benzeri yataklar, madeni dolaplar, kalın camdan sürahiler. Neden öyle söylüyorsun? Yaz kampına gitmeselerdi kızlarla yatakhane şenlik yeri gibi olurdu. Ya ne demezsin. Hapşıran, tıksıran, için için ağlayan, yatağını ıslatan, uykuta gezen. Ne ararsan. Biz bugüne kadar aynı koşullarda aynı şeyleri paylaştık. Yarın sabah her şey değişecek. Değişmeyen bir tek gerçek var. Bizim kader ortağı olduğumuz. İkimiz de terk edilmişiz. Seni hep biri korudu. Sonunda da turnayı gözünden vurdun. Asıl kimsesiz olan benim. Bunu nasıl göremezsin? Seninle de ilgilenen bir abla vardı. Hatırlasana. Elini ısırmıştın. Huysuz kız, ne olacak? Niye hırçınlaştığımı kimse anlamadı. Kim düşünsün beni? Annem bile başından attıktan sonra o abla benimle neden ilgilensin ki? Ablanın seninle ilgilenmemesine hiç aldırmıyormuş gibi davranmıştın. Üzüldüğünü bilmiyordum. Üzüldüğümü belli etseydin biri bana el uzatır mıydı? Benim gibi hırçın, kötü huylu bir kıza. Senin kötü bir kız olmadığını ben biliyorum. Ateşim çıktığında tülbende ıslatıp alnıma koyan sendin. Sabaha kadar başımı bekleyendi. Ne zaman gözümü aralasam seni karşımda görürdüm. Sana bir şey olacağını, iyice yalnız kalacağımı düşünür çaresizliğime için için ağlardım. Gerçekten mi?
Benim için ağlar mıydın? Nasıl da gizledin benden? Çok sıkıldığımda çamaşır odasına gider, orada saatlerce otururdum. İkide bir ortadan kaybolduğunda oraya mı giderdin? Seni her yerde arardım, bir türlü bulamazdım. Ay ne yapardın orada onca zaman? Hayal kurardım. Aslında bir prenses olduğumu, birilerinin beni gelip alacağını, ülkemin başına geçip mücevherlerle bezenmiş tacımla tahtımda oturacağımı. Hey, beni unutuyorsun. Ne diyeyim beni? Bağışlayın, sözünüzü kestim kraliçem. Peki sonra? Tahtımın önünde herkesin eğileceğini. Herkesin önünde eğilmesini istemen iyi bir şey değil. Bu ulaşılmaz hayale artık inanmıyorsun değil mi? Merak etme. Kraliçe olmadığımı biliyorum. Ama zengin olmak için her şeyi yaparım. Bu da imkansız değil ya. Her şeyi mi? Beni hakikaten korkutuyorsun. Korkma. Ben hiç korkmuyorum. Hem zengin olduğunda zaten sen de yanımda olacaksın. Beni zenginliğinden mahrum edeceksin diye korkmuyorum ki. Para için başkalarına kötülük yapar mısın yani? Her söylenen sözü ciddiye alırsın. Bu senin huyun yani. Lafın gelişi canım. Sen hiç öyle hayaller kurmadın mı? Güç, şöhret, başarı. Aa, unutuyordum. Sen zaten başarılısın değil mi? Üniversiteyi kazanmadın mı? Hayal kurarak kazanmadım. Çok çalıştım. Şanslı peri. Yine mi sihirli değnek hikayesi? Sınav kağıdını seninki gibi bir kurşun kalemimle işaretledim. Uf, tamam, alınma hemen. Şaka. Sadece şaka yapıyorum. Biliyor musun? Yarın buraya ilk getirildiğimizde üstümüzde ne varsa bize teslim edeceklermiş. Ailemizden bize kalan mirası. Yok canım, saklamış olamazlar. Saklıyorlarmış işte. Hatta biliyorlarsa bazı isimlere adresleri de verdikleri oluyormuş. Seni niye uyku tutmadığını şimdi anladım. Bana bir şey bıraktıklarını hiç sanmıyorum. Ne oldu? Sarardın birden. Ay, üşüdüm. Bu sıcakta. Ansızın titreme geldi. Geçmişimi düşündüğümde hep böyle oluyor. Ne geçmiş ama. Koca bir boşluk. O boşluğu neyle doldurabiliriz? Ailelerimizle tabii. Bir de soruyorum. Ama nasıl? Canan, onlar bizi bırakıp gittikten sonra hiç düşünmüşler midir dersin? Bilmem. Beni cami avlusuna bırakmışlar. Musalla taşının üstüne. Başka bir yer yokmuş gibi. Belki de kolayca görünsün diyedir. Nedense bebekleri hep kapı önlerine bıraktıklarını sanır insan. Bir çocuk isteyen ama bir türlü muradına eremeyen melek yüzlü bir kadın o kapıyı açar. Aa, bir de ne görsün? Eşikte bir bebek. Bebeği sevgi ve hasretle bağrına basar. Bebek de dantel elbisesi içinde mutlu mutlu gülümser. Masal bu ya. Biri çıka gelse ben senin annenim dese ne yaparsın? Hiç düşünmedim. Neden? Yalnız olduğumu, hayatta senden başka kimsem olmadığını biliyorum da ondan. Ama dur. Belki de ona şöyle derim. Daha önceleri neredeydiniz hanımefendi? Neden şimdi teşrif ettiniz? Yani ona sırtını dönüp gidebilir misin? Bilmiyorum. Ah, gecenin yarısı sorgulamak için mi uyandırdın beni? Pencereyi kapatır mısın? Titriyorsun. Gerçekten üşüyorsun. Artık uyuyalım. İyi geceler. Sana da. Hadi bir key çek üstüne. Bak, pencereyi de kapatıyorum. Kahveme şeker atmışsın kadın. Ay, her zamanki gibi sade. Her sabah sana sade kahve yaparım. Bugün niye şeker koyayım ki? Koyarsın, koyarsın. Son zamanlarda aklın hep başka yerde. Zaten kas kafalının tekiydin, besbeter oldun. Dilinden de bal damlıyor. Bir daha yapayım istiyorsan. İstemem. Keyfimi kaçırmayı becerdin yine. Ağzımın tadı kaçtı bir kere. Meyve çayı yapayım. Aa,
Salla poşeti sıcak suyun içine, olsun bitsin. Ya kurutup birkaç kere daha demlemek de yok. Müsrif kadın. Ya. Meyve çayı da istemem. Gel bakayım, gel şöyle. Heh. Sırtımı ov. Bak tam şuraya. Oh, aman nasıl da tutulmuş her yanım. Bütün gün oturunca tutulur tabii. Sanki keyfimden oturuyorum. Ya ayağa kalkınca başım dönüyor, başım. Heh. Ay halıya sıçradı. İşin ne, temizle. Tamam şimdi bir bez getirip silerim. Bağırıp çağırma öyle. Ne yaparsın bağırırsam? Tansiyonun çıkacak. Kim tansiyon hastası yaptı beni? Sen ve sümüklü kızın. Benim yaptıklarımın kıymetini bilen var mı? Bunları başka kim yapar size be, kim? Kimse yapmaz tabii. Yıllardır başıma kakıyorsun. Ben unutursam sen hatırlatırsın. Bak hele, laf çarpıyor bir de. Ya sana kalsa hiç konuşmayacağım değil mi? Unutulup gidecek kızına tapulu dairemi tahsis ettiğim. Yaptığım yüce gönüllüyü aklına yaz. Ha? Bir daha benim gibi birini bulamazsın. Doğru. Büyük ikramiye sana çıktı. Dinle beni. Ha? Tabii. İnsan çok arasa bile senin gibisini bulamaz. Bir bez alıp geleyim. Oturduğun yerde. Gide gele başımı döndürüyorsun. Mutfakta işim var zaten. Abi, ne yapıyorsun ki mutfakta? Adam gibi bir şey yediğimiz var mı? Eve erzak aldın mı var? Akşam saatini bekliyorum pazardan ucuz bir şeyler alayım diye. Bak. Onca paran var ama cimrisin diyorsun değil mi? Ulan kızına daire bağışladım ben utanır insan. Ama şimdi kızın gelecek olsa doldurursun sofrayı. Baklavadır, mantıdır, börektir, çörektir. O benim kapımı çalmaz. Onu bırakıp giden annesinin yüzüne bakar mı hiç? Belli mi olur? Belki kimmiş bakalım şu benim kas. Birkaç tüy daha yolabilir miyim der, bulur izini. İyi ki bu sözleri duymuyor yavrucak. Yavrucakmış. Hastalanıp senin eline düşmeseydim zor alırdı o daireyi ya. Şansı anasına çekmiş. Seni sokaktan kurtardığım yetmiyormuş gibi bir de kızın çıktı. Onun sana bir borcu yok. Ben de sana borcumu ödüyorum işte. Köle gibi çalışıyorum. Hem çocuğuna bakmam dedin. Bağrıma taş bastım. Ondan ayrıldım. Daha ne istiyorsun? Ayrıldığında ne oldu? Büyüdü, döndü, dolaştı. Yine başıma kaldı. Ne yapsaydı? Sen onu istemiyorsun diye büyümese miydi? Kızımı diline dolama. Benden isteni isteyeceksen çıtım çıkıyor mu? Ne dersen harfiyen yapıyorum. Biliyor musun? Aslında içimden yüzünü görmek bile gelmiyor. Hiç aynaya bakmıyor musun sen? Sana bakınca içim kararıyor. Nasıl da isterim kahvemi taze elden içmeyi. Şöyle şen şakrak biri olsa karşımda. Ya ağrılarım da geçiverecek sanki. Ya şen şakrak biri bütün gün iş yapmaz sana. O kadar malın mülkün var, şu hayatımıza bak. Evdeki eşyalara, kırık dökük koltuklar, eprimiş halılar. Doğru, kadife perdelerle kristal avizeyi unutmuşum. Dışarıdan bakanlar sarayda oturduğumuzu sansınlar diye bir onlar şaşalı. Bayılıyorsun insanları aldatmaya. Dünya böyle. Beni de hep kandırdılar. Babam ben ufacıkken evi terk etti, gidiş o gidiş. Bir daha yüzünü göremedim. Aslanım diye severdi beni. Ne sevgiymiş ama. Sen benim her şeyimsin. Dünyada bir tek hazinem sensin diyen annemse herifin birini taktı koluna getirdi eve. Her gün 3 fasıl dayak üvey babadan. Onun için mi çocuğumu istemedin? Sadece seninle ilgileneyim diye. Araya giren sıçanlardan hep korkmuşumdur. Doğruyu söyle. Yine de onu görmeye gittiğin oldu değil mi? Bazen okul bahçesinde. Uzaktan. Oradan geçen bir yabancı gibi. Ay ne romantik. Gözlerim yaşardı. Ya tuhaf. Kızının bir tane bile fotoğrafı yok. Olsa yırtardın. Yırtmaz mıydın? Ben çocuk sevmem ama kızın şimdi büyüdü. Doğrusu insan merak ediyor. Nasıl bir şey oldu acaba? Kocaman bir kızı olmuştur. Fotoğrafa ne gerek var? Yüzü her an gözümün önünde. Yavrumu düşünmediğim bir anım bile yok. O hep benimle. Hiç bu kadar neşeli bir gün geçireceğimi tahmin etmezdim. Ya duyan da sizin gerçek bir ana kızı olduğunuzu sanacak. O hep benimle. Nerede seninle? Gönlümde. Orası da neresiymiş hanımefendi? Onun senden nefret ettiğine eminim.
Neden böyle konuşuyorsun? Eline ne geçiyor? Yok kızım yemeğe gelseymiş, yok fotoğrafı var mıymış? Seni sevebileceğini sanıyorsan çok beklersin. Tren kaçtı artık. Benim onu tanımam yetmez mi? Onun benden haberi bile yok. Beni nasıl sevebilir ki? Belki birbirinizi sevme ihtimaline bile dayanamıyorum. Olamaz mı? Yeter. Hadi. Ait olduğun yere git. Mutfağa. Hayır. Önce bir bez getir. Şu kahve lekesini sil. Hadi dedim. Ne diyorsam onu yap. Kızına verdiğim daireyi de aklından çıkarma. Buyurun, girin hanımlar. Arkanıza bakmayın, size diyorum. Hanımlar biz miyiz müdür bey? Daha dün bize ortalığı kirletmeyin diye bağırıyordunuz. O zaman bizim büyük ailemizin bir üyesiydiniz. Şimdi ise yuvadan uçmak üzere olan yetişkin hanımlarsınız. Artık hayata yelken açacaksınız. Bizi uğurlamaya Gülsüm anne gelecekti. O nerede? Ne yazık ki gelemedi. Malum tatil izni. Bana yapmam gerekenleri sıkı sıkı tembih etti. Ayrıca size de yolunuz açık olsun dememi istedi. Ne söylememeniz gerektiğini de söyledi mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Yani Canan'ın koruyucu ailesinin kim olduğunu söylemeyecek misiniz? Koruyucu aile kimliklerinin açıklanmasını istemiyor. Biz ne yapabiliriz? Madem istemiyorlar niye ısrar edelim ki Kübra? İnsan bilmek istiyor. Size vermem gereken emanetler hazır. Yuvaya gelirken üstünüzde olanlar. İşte şuradaki paketlerde. Açabilir miyiz? Tabii açın. Müdür bey, biz Kübra ile bir karar verdik. Paltolarımızı bırakıyoruz. Zaten bize küçük geliyor. Çok iyi karar vermişsiniz. Küçük kardeşleriniz giyer. Gelsene Kübra. Sen de paketini al. Kübra. Tamam, geliyorum. Bu belki de neyin nesi? Üstünde gizli yazıyor. Kevser. Bak Kübra, içinden ne çıktı? Robasında ördek içli bir elbise. El örgüsü bir hırka. Sana söylüyorum. Bak geldiğimde üstümde bunlar varmış demek. Sen ne karıştırıyorsun o dosyaya bakayım? Hiç, öylesine bakıyordum. Ver bakayım onu bana. Evet, şimdi aç bakalım paketini. Aha, bakayım elbisene Canan. Annen sana özen gösteriyormuş. Baksana robasındaki şu işlemeye ne güzel. Güldürme beni. Özen gösteriyorsa neden terk etti? Anlaşıldı. Belli ki sen açmayacaksın. O zaman ben açayım. Ya dur bir dakika. O elbiseyi görünce hatırladın mı? Neyi? Anneni, babanı, o elbiseyi giydiğini. Hafızam beyaz bir kağıt gibi boş. Üf Kübra, 2 yaşındaki çocuğun ne hatırlayacağını sanıyorsun? Paketini açıyorum. Aa, sadece bir bez parçası mı var? Ne bekliyordun? Yine de değerli. Çünkü içinde sen vardın. Bu bez parçasını sarıp sarmalayıp beni başlarından atmışlar. Üşür mü üşmez mi diye bile düşünmemişler. Neyse ki hava sıcaktı. Sanki oradaymışsın gibi konuşuyorsun. Aa, tabii doğum tarihimi biliyorsun. Birkaç gün sonra doğum günün. Hiç unutmam. Canım benim, hiç unutmazsın. Hanımlar, sohbetiniz bittiyse Gülsüm Hanım'ın size yazdığı mektubu okuyacağım. Sevgili çocuklar, bugün sizi yıllarca kucaklayan ailemizden ayrılıyorsunuz. Hayatınız boyunca size yol gösterecek olan eğitimi ve sevginin yürekleri aydınlatıcı ışığını bu yuvada size elimizden geldiğince vermeyeceğiz. Ne de olsa senin evin. Aa, şuraya bak.
Burası terk edilmiş gibi. Terk edilmiştir belki. Bize uygun. Kapı kapandı. Bu evcini sanırım. Kaçalım. Kapıyı ben kapadım, merak etme. Yurda dönelim. Olmaz. Orada artık kalamayız. Çıkışımız yapıldı. Koruyucu ailenin sana layık gördüğü yer demek burası. Bak, rengi solmuş perdeler. Tavandan sallanan tozlu bir ampul. Kırık bir koltuk. Masanın üstündeki sürahi görüyor musun? Plastik. Bir de yatakhaneyi beğenmiyorduk. Demek dışarıdaki hayat da pek parlak değil. Herkesin böyle evlerde mi yaşadığını sanıyorsun? Ay, duvar kağıtları rutubetten kabarmamış olsaydı ev hiç de fena değil. Olsun, duvarları bir güzel boyarız. Biz bu berbat evle uğraşırken bizi sokağa bırakanlar bacak bacak üstüne atmış, kahkahalarla gülüyorlardır. Nereden biliyorsun? Hayatta olup olmadıkları bile belli değil. Sana o bomba haberi vermenin zamanı geldi. Gel oturalım şuraya. Yaslan arkana. Bak Canan, yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bugün müdürün odasındaki o gizli evrak vardı ya. Okuyunca dondum kaldım. Niye sustun? Anlatılmayacak kadar kötü bir şey mi yoksa? Neyse boş ver. Söylemekten vazgeçtim. Çünkü bana yine kızacaksın. Söyle. Kızmam canım. Bak gece uyuyamam sonra. Hoş söylesen de uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum ya. Canan'ın annesi yazılı bir dosya kağıdı. Kağıtta bir de isim ve adres yazılıydı. Yazılanları okuman ayıp değil mi? Gizliymiş, baksana. Ne yani, bütün söyleyeceğim bu mu? Anlasana, bu adreste senin koruyucu ailen oturuyorsa kapıyı açan annenden başkası olmayacaktır. Daha önce de konuştuk. Bu konu kapanmıştır. Beni ilgilendirmiyor. Ben de aslında bu konu Canan'ın hiç ilgisini çekmez diye düşünmedim değil. Evet, öyle. Peki o zaman. Bence de bu konu kapanmıştır. Evet, akşama ne yiyeceğiz? Bakkala gidip ekmek peynir alalım. İstersen helva da. Sen seversin. Kübra. Efendim? Gerçekten benim annem ve babam dediğin gibi neşe içinde mi yaşıyorlardır? Neden olmasın? Annen yaşıyor. Masanın üstündeki adres bana bunu söyledi. Bence senin koruyucun aslında annen ve zengin bir kadın. Yoksa biz şimdi burada olmazdık. Ya koruyucum annem değilse? Neyse ki adresi bilmiyoruz. Manki gibi bize verilenle yetineceğiz. Hayatının geri kalanını merak ederek mi geçireceksin? Koruyucum annem mi? Annem kim? Artık büyüdün. Sana ne denirse yapmak zorunda değilsin. Hem ayrıca adresi ezberledim. Birden bir üşüme geldi. Yine mi? Böyle tir tir titreyip duracağına dikil annenin karşısına. Gözlerinin içine bakıp seni neden terk ettiğini sor. Ben böyle bir şey yapamam. O zaman ben senin yerine geçerim. Sen de benim arkadaşım ol. Annene beni neden bir taşın üstüne bırakıp gittiğini sorayım. Annen annen deyip durma. Hem karıştırdın yine. Beni yuvaya emanet etmişler. Sokağa bırakmamışlar. Emanet mi etmişler? Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Emanet etmişler de ne demek? Yani sonra gelip seni alacaklar. Maalesef o sonra bir türlü gelemiyor. Günler günleri kovalıyor. Zaman kuş gibi uçup gidiyor. Gelen giden yok. Yeter. Rahat bırak beni. Bana benim hayatımı anlatma. Yeter. Peki. Peki tamam, sustum. Haklısın. Bunları sana aslında hiç söylememeliydim. Adresi ezberlediğim gibi unutabilirim de. Bağışla. Tamam bak, unuttum bile. Unutma. Sadece böyle konuşma. Sürekli bana terk edildiğimi hatırlatma. Of, bilmiyorum, kafam karıştı. Annemin var olması mümkün değilmiş gibi geliyor. Bir şey demiyorum ki. Emin olmak için gidip bakalım. Yani
İnsan hiç onu doğuran annesini merak etmez mi? İstersen hayır de, yine de inanmam. Hayır demeyeceğim zaten. Kutlarım o zaman, doğru yoldasın. O zaman yüreğinin götürdüğü yere git. Bu o kadar kolay mı? Önce istemelisin. İstemek yeter mi? Bana o insan o kadar uzak ki. Ay, canım benim. Yurtta ne çok annemiz vardı. Ama şimdi anne diyebilmek ne kadar zor değil mi? Aslında onu çok merak ediyorum. Nasıl biri? Kim merak etmez? Bu duyguyu en çok ben anlarım. Adresi bir yere yaz. Zihnine yük olmasın. Hem ben onunla yüz yüze gelmekten neden korkuyorum ki? O senden korksun. Haklısın. Beni bıraktığı zamanki gibi küçük, çaresiz kız değilim. Büyüdüm artık. Ona acıma sakın. O hiç acıdı mı bana? O keyfine bakarken sen küçücük canınla yüksek tavanlı yatakhanede ne kadar da yalnızdın. Unuttun mu? Unutmadım. Hiç unutur muyum? Gerçekten niye çekiniyorum ki ondan? Yarın gider çalarız kapısını. İn mi cin mi? Annen mi değil mi görürüz. Olur mu? Ay, çalabilir miyiz kapısını? Neden olmasın? Kim tutabilir bizi? Ay, benim dilim tutulur. İki laf edemem. Onun da kolayı var. Seni yerine geçerim. Ben Canan olurum. İçim rahatladı. O zaman olur. Onu görür görmez. İşte benim annem. Diyebilir miyim? Yarın karşımıza onun çıkacağına eminim. Vicdan azabından kıvranıyordur. Yoksa kim verir koca evi? İnsanın annesini görebilmesi nasıl bir duygudur dersin? Bilmem. Sen anlatacaksın bana. Belki de ben hiç yaşayamayacağım bu duyguyu. Birden içimi bir sabırsızlık kapladı. Ne tuhaf. Kocaman. Karanlık bir gece var yarınla aramızda. Olsun. Biz ne geceler geçirdik. Bu geceyi de geçiririz. Doğru. Günün ilk ışıkları perdenin arasından süzüldüğünde kalkarız. Güzelce bir kahvaltı yaparız. Sonrası malum. Dayanırız kapısına. Soğudu. Nerede kaldı kızarmış ekmekler? Yoksa ekmekleri yaktın mı? Ay, getirdim. Yakmışsın hepsini. Sonra da kazımışsın. Bu sabah da bunu yutturacaktın değil mi? Allah Allah. Yanmadı ki kazıyım. Bak mis gibi kokuyor. Çek o ekmeği burnumdan. Sana sinirlenip de kalbimi yormayacağım. Peynir tabağını uzat. Evet. Tuzu alınmamış peynirin. Canıma kastın var senin. Öleyim de paracıklarıma kon değil mi? Allah Allah. Daha bir parça peynir bile koymadın ağzına. Akşamdan ıslattım. İstersen çanaktaki suyu göstereyim. Daha dökmedim. Al şu peynir tabağını götür. Gözüm görmesin. Bir yumurta kır bari. Çayımı da tazele. Al. Soğudu. Tamam. Nasıl istersen. Hemen şimdi tamam. Ya önüne baksana. Ya bilmiyor musun ben yerimden kalkamıyorum. Yok bir şey yok. Abartma. Sen o arada yumurtayı yapıver. Kapı çalıyor, bakar mısın? Ya kapıyı açacaktım da seninle niye evlendim ben? Unuttun mu? Ben kalp krizi geçirdim. Yani bu senin basit bir düşmenle aynı mı? Tamam sus, gidip açıyorum tamam. Rahatsız ettim efendim. Kevser Hanım'ı arıyordum. Buyurun, benim. Ne istiyorsunuz? Nasıl söyleyeyim? Size teşekkür etmek için geldik. Neden teşekkür edeceksiniz ki bana? Kimmiş? Ne istiyor? Merdiven başında bekleyen bir arkadaşım var. Asıl o size teşekkür edecek. Kübra! Gel, doğru adresmiş.
Neden cevap vermiyor? Kim bu kız? Bilmiyorum. Hani sen yerinden kalkamazdın? Canım, genç hanımı görünce merak ettim. Bir bakayım dedim. Şimdi arkadaşım da geliyor. Ben Canan efendim. Sen Canan mısın? Görüyor musun? Hanım Canan'mış. Yok. Yok, bu Canan değil. Onu tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Dalga mı geçiyorsun? Anladım, benden korkuyorsun sen. Ya korkma canım. Ben çoluk çocuk sevmiyorum. Bu kocaman kız. Şöyle gelin, içeri geçin kızım. Siz onu aldırmayın. Gel. Arkadaşım çok çekingendir. Bir türlü gelemedi. Durun ben bir aşağı bakayım. Neyse ki geliyor. Tabii buna gelmek denilirse. Ayakları geri geri gidiyor sanki. Neredeyse akşama ettik. Ya hiç canım sıkılmadı. Ya sen çok komik kızsın Canan. Demek öyle. Okulun voleybol takımında oynuyordun. Sen voleybol mu oynuyordun? Hiç görmedim. Bizim takım kupa bile almıştı. Nasıl hatırlamazsın? Şimdi hatırladım. Atletik kız belli. Hanım sen iyice sararıp soldun. Hiç hali kalmadı bizim köroğlunun. Şahdı şahbaz oldu. O zaman çayları ben tazeleyeyim. İster misiniz? Taze elden içmeyi kim istemez kızım? Bir de ben sana kafayı takmıştım kız. Görmeden bilmeden karar vermemeli insan. Zannettim ki bizim hanımdan yana olursun da ben bir başıma kala kalırım. Hiç düşündüğünüz gibi olmadı ama değil mi? Kevser Hanım alnınız şişmiş. Siz gelmeden hemen önce halının saçağına ayağım artık takıldı. Eli ayağı birbirine dolanıyor. Dedim ya yaşlandı artık. Susar mısın lütfen? Ne var? Onlar bize her şeylerini anlatmıyorlar mı? Voleybol oynadıklarına kadar değil mi? Canım aynı şey mi? Senin şu ağlamaklı sesini duymuyor muyum? Daha bir konuşmak geliyor içimden. Bunları aramızda halletsek konuklarımız var değil mi? Konuk mu onlar? Zaten biliyorlarmış ya bizim onların koruyucu ailesi olduğumuzu. Yabancı mıyız? Canım sorunlarımızda onları sıkmayalım. Sen benim için önemli değilsin ki sorunum olsun. Nereden öğreniyorsun bu çok bilmiş lafları? Şu dizilerden mi? Ben çay koyayım. Uzat bardağını Canan. Yani Kübra, dilim sürçtü. İnsanın kendi adını anarak dilinin sürçmesi de çok tuhaf. Ben de mutfağa geleyim. Sana yardım ederim. Peşimden mutfağa geldiğin iyi oldu. Benim de zaten içim içime sığmıyordu. Onları nasıl elimizde koymuş gibi bulduk ama. Şu süzgeci uzatır mısın? Şaşılacak şey bu kadar kolay olması. Onun annen olduğundan eminim. Fark ettin mi? Aynı senin gözlerin, senin gülüşün. Bu yalanı daha ne kadar sürdüreceğiz? Dur daha. O hiç istifini bozuyor mu bak? Önce anneni bozguna uğratalım. Ona o kadar kötü davranıyorsun ki ağzını açabileceğini bile sanmıyorum. Yaptıklarının karşılığını buluyor. Az bile. Sana çektirdiklerinden sonra. Solgun yüzünü, iş yapmaktan şişmiş ellerini görmüyor musun? Biz yanında prenses gibi kaldık. Hiç güleceğim yoktu. Mızmızlıkla adamı hasta etmiş, sonra da onu avucunun içine almış. Kendisine hiç laf söyletiyor mu? İnsanın kendi adıyla dili sürçer miymiş? Çok fettan, çok. Bana hiç öyle gelmedi. Alnını gördün mü? Nasıl da şişmiş. Kocası şen şakrak esprili bir adam. Üstelik iyiliksever biri. Bak, annenle benzer bir yanın daha çıktı. İkiniz de kolay kolay memnun olmuyorsunuz. İlacımı getirir misiniz kızlar?
Yıllar sonra kendimi canlı hissediyorum. Ya bu kadın beni eve kapamış, kimseleri görmediğimden ne kadar değerli olduğumu da unutmuşum. Aa, ben mi seni eve kapadım? Hı hı. Sen oturduğun koltuktan bile kalkmazsın ki. Mıhlamış beni buraya. Bakıp duruyorum bu muşmuluya. Kafiye nasıl ama? Hakikaten öyle. Canlı cenaze gibi. Hı. Ama inanın böyleleri daha uzun yaşar. Yeter. Kalp kırdığının farkında değil misin? Sakın benim için olduğunu söyleme. Ama senin için. Aman kızlar, güzel güzel geçinirken ne oldu birdenbire? Vallahi hiç anlamıyorum. Aramıza Karaçalı girdi. Karaçalı mı? Senin kafan çok karışık. Bir de peşine takılıp buraya sürüklendim. Ay, sizi de üzdük Kevser Hanım. Yok, yine de memnunum ben. Zamanından önce çiçek açmış bir ağaç gibi. Hem don vurmasından korkuyorum, hem de havalar iyi giderse meyveme bir şey olmaz diyorum içimden. Ne çok laf varmış sizde. Şaşırdım doğrusu. Yıllardır biriktiğindendir. Aslında bunca yıl sonra her laf anlamsız. Onca yıl bekledikten sonra susmak bile anlamlı. Tuhaf tuhaf konuşuyorsunuz. Biz daldan dala pek güzel sohbet ediyorduk. Yine kedi miyavlar gibi sesler duymaya başladım. Yüreğim daraldı be. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Kuş gibi hafifledim. Hep kaybetmez ki insan. Bazen de kazanır. Bence de kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmamış hanımefendi. Tükenmiş bir haliniz var. Benim hanıma bir şey olmaz. Bir yere başını soktu mu kovsan gitmez. Gidecek bir yeri var mı ki? Var. Benim yanım. Bak sen. Hani bir tek ben hep senin yanında olacaktım? Neden hep seni konuşuyoruz ki? Haksızlık ediyorsun. Yaşadığın acılı dolu günlerin hesabını soruyorum. Böyle mi? İntikamın bu türlüsü benim hiç aklıma gelmezdi. Hava karardı. Artık gidelim. Siz de bize katılın isterseniz Kevser Hanım. Aa, benim hanımı da mı götürüyorsunuz? Ben hasta, yaşlı, bakıma muhtaç bir adamım. Hani canlanmıştı? Siz de şakadan anlamıyorsunuz Kevser Hanım. Hakikaten onu yalnız bırakıp gidecek misiniz? Bunca zaman ekmeğini yemişsiniz. Ne çabuk düşüncenizi değiştiriyorsunuz küçük hanım. Zaten biliyordum böyle olacağını. Yine herkes beni terk ediyor. Bu benim kaderim. Canan, sen benimle kalamaz mısın? Para da veririm sana. Ne kadar verirsiniz? Neler söylüyorum, yok canım. Ben yapamam bu işi. Hem ben işe başlayacağım. İşi bırak, benden maaş alırsın. Benim bakımım kolaydır. Tuzsuz yemek, ayaklarımın ılık suyla ovulması, takma dişlerimin ıslatılması. Aa, kalıyor musun Kübra? Kübra mı? Kübra oysa Canan hanginiz? Aa, her şey ne kadar karışık. İyice bunalmaya başladım. Şu düğmemi açayım, boğulacağım sanki. Artık beni sevmiyorsun Canan. Beni sevseydin ele vermezdin. Benim yerimi bu kadın dolduracak. Yani şimdi Canan Kübra mı? Ne yapmaya çalışıyorsun Kübra? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Hayatımı hallaç pamuğu gibi atamazsın. İyiliğime böyle mi cevap veriyorsun? Sayemde bundan sonra bir hayatın olacak. Anladım. Canan aslında Kübra'ymış. Ama neden yalan söylediniz ki? Hep sen dört ayağının üstüne düşüyorsun. Bense senin için uğraşıp duruyorum. Seni onca yıl arayıp sormamış olan bu kadın melek gibi süzülüyor karşımızda. Dayanamıyorum işte. Gidiyorum. Dur Kübra. Ya böyle olsun istemiyorum. Nereye gidiyorsun? O zaman anahtarı al. Senin elinin anahtarlarını istemiyorum. Peşinden gelme. İmdat. Kalbim. Yardım edin. Yardım. Canan, sana ılık süt getirdim kızım. Akşamdan beri hiçbir şey yemedin zaten. Düştük adamın telaşına. Kalp krizini atlattı mı? Of, istersen başından ayrılma. Merak etme, uyuyor. Doktorun yaptığı iğne onu rahatlattı. Kriz de değilmiş geçirdiği, küçük bir sıkıntı. Ne uzun geceydi ama. Ya. Gün ağardı. Sanki hiç sabah olmayacakmış gibi geldi bana.
Her gecenin bir sabahı vardır. Biraz sonra belediye otobüsleri çalışmaya başlar. Dükkanlar kepenklerini bir bir açarlar. Ah, hayat işte. Bazılarının hayatları böyle sakin ve rayında akıp gider. Bazılarınınsa hep kaygılı, hep üzüntülüdür. Neden beni yuvada görmeye gelmedin? Gelemez miydin? Gelemezdim. Anlaşma böyleydi. Seni görmemeye söz vermiştim. Bu sözü vermeseydim benimle evlenmezdi. Yani tercihini kullandın. Ya ben ya o. İçerideki adam benden daha mı önemliydi? Mecburdum. Sana hamileydim ve sokakta kalmıştık. İkimiz de sokaktaydık. Barınacak bir yere ihtiyacımız vardı. Bunun nasıl bir şey olduğunu tahmin bile edemezsin. Film gibi. Ya, film yeni başlıyordu. Merdiveni çıkmamla inmem arasındaki zaman aralığında büyümüştüm. Yüzüme çarpan soğuğun ayazı değil, sanki hayatın şamarıydı. Sığınabileceğin bir arkadaşın yok muydu? Liseli bir kızın arkadaşı. Ona ne kadar yardım edebilir ki? Ağlıyordum. Çok pişman olmuştum. Hata ettiğimi, ona kanacak kadar aptal olduğumu anlamıştım ama iş işten geçmişti. Büyük bir hata yapmışsın. Ya, ne yazık ki öyle. Akılsızlığımın cezasını ikimiz de çekecektik. Hiçbir günahın yokken sen de. Bütün gün sokaklarda dolaştım durdum. Hava kararmaya başlamıştı. Ara sıra yemek götürdüğümüz bir akrabamız vardı. Bir nine. Aklıma o geldi. Oraya sığındım. Nine sana iyi davrandı mı? Ay zavallıcık. Dünyadan habersizdi. Ona da mahalleli bakıyordu. Şu ikiliye bakar mısın? 16 yaşında evden kaçmış bir kızla. Kulağı duymaz, gözü görmez, yaşlı bir kadın. Seni onun yanında doğurdum. Bir iş bulup çalışamaz mıydın? O durumda bir hayal. İşte tam kapana sıkıştığım günlerde içeride yatan adam çıktı karşıma. Benden 30 yaş büyük. Olsun, denize düşen yılana sarılır dedim. Hemen evlendik. Ama bir koşulda. O koşulda benim senden bir ömür uzak tutulmam. Beni hiç görmemendi değil mi? Ya, ne yazık ki öyle oldu. Ben de çocuktum Canan. Ne yaptığımı bilemiyordum ki. Bana uzatılan bir el yoktu. Senden ayrılmak ister miydim hiç? Keşke anlattıklarını daha önceden bilseydim. Artık biliyorsun. Beni bağışlarsan, bana ömrümün geri kalanında bağrıma basacağım bir evlat vermiş olursun. Bunu yapar mısın? Kafam çok karışık. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Sabah oldu. Kübra'yı bulmalıyım. Ya, genç bir kız sokakta ne yapar? Üf, nerede olduğunu keşke bile bilseydik. Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Yanına gideceğim. Sen de onun hırçınlıklarını hoş gör olur mu? Çünkü asıl derdi sen değilsin. Farkındayım. Hadi. Git bul arkadaşını. Yalnız sütünü içmeden yollamam ona göre. Yıllarca bu sesi duymak istedim. Hayat belki de düşündüğümüz kadar acımasız değil. Neredesin diye soruyorsun. Senden bu cevabı alabilmek için. Yanına oturabilir miyim? Dilediğin yere oturabilirsin. Bütün çamaşır odası senin. Neden hala benimle ilgileniyorsun? Zavallı Kübra'nın kimsesi yok. Üstelik geçimsiz. Ben olmasam ne yapar? Bari başımın püskülü belasını alıp götüreyim diye mi geldin?
Cevabı o kadar uzun değil. Seni sevdiğim için buradayım. Benim neyimi seviyorsun ki? Uf, Kevser Hanım'a da haksızlık ettim. Evine hileyle girip olmadık şeyler söyledim. Aslında ona söylediklerini kendi annene söylemek isterdin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Annem sana kırgın değil. Aa, ona anne mi diyorsun? Nasıl oldu bilmiyorum. Birden ağzımdan öyle çıktı. Onun gözlerinin içine bakarak anne demeye hazır değilim. Bir gün içinde bu kadar yol alırsan merak etme, 2 güne kalmaz ana kız olursunuz. Uzun bir geceydi. Hikayesini dinledim. Çok acıklıydı. Bizim hikayemiz kadar acıklı olamaz herhalde. İşin gerçeği aynı hikayenin kahramanlarıyız. Anlattığı hikayeye hemen inanmışsın. Doğru. İnandım. Ne yaşamışsa onu anlattı. Bundan eminim. Sana şükran duyuyorum. Sen olmasaydın anneme kavuşamazdım. Ne iyilik severim değil mi? Çok güçlüsün. Çünkü akıllısın. Bir de kendin fark etsen ne kadar akıllı olduğunu. Akıllı olan ben, güçlü olan ben. Ama senin annen, senin evin, senin okulun var. Bütün iyi şeylerde özne hep sensin. Sihirli değnek yine sana değdi. Nasıl oluyor bu? Benim hiçbir şeyim yokken. Of, biraz olumlu düşün Kübra. Daha senin aileni aramaya başlamadık ki. Arasak bulacakmışız gibi konuşuyorsun. Elimizde ufacık bir bez parçası var. Önümüzde kocaman bir dünya. Mavi gözlerini, kemerli burnunu unutuyorsun. Sadece bir bölgenin insanı senin gibi. Bak, nasıl daraldı arayacağımız yer. Gerçekten de büyük bir burnum var. Yakışıyor sana ama. Ne diyorsun? Biraz para biriktirip yola düşelim mi? Ya, bilmiyorum ki. Neyle karşılaşacağımı kestiremiyorum. Ay, birden titreme geldi. Çok mu rutubetli burası? Gel, hadi evimize gidelim. Sana bisküviden pasta yapmak istiyorum. Aa, nereden çıktı şimdi pasta yapmak? Tam da sırası yani. Tam sırası tabii. Bugün senin doğum günün. Aa, nasıl da aklımdan çıkmış. Sen hiç unutmazsın. Hiç unutmam. Ya aslında doğduğum gün tam bugün mü onu da bilmiyorum. Olsun, biz bugünü kabul ediyoruz. Hayattasın, bir yaş daha büyüyorsun. Daha güzel ne olabilir? Bugün senin doğum günün. Bugün senin doğum günün. Yazan Serap Işık, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Serhat Nalbantoğlu, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Canan Başak Akbay, Kübra Begüm Topçu, Kevser Meltem Baytok, Adam Ahmet Türkoğlu, Müdür Osman Nuri Ercan. Serap Işık'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.